Attığı yer incitmesin, mekanı cennet olsun. Kadınlara yaş sorulmaz ya, artık kaç yaşına bastın, yine kaçıncı yarana bastın demek gibi bir öneri var. Çünkü her yara sağ çıktığı bir cebelleşme, bir katliam, bazen bir şiddet. Ne yazık ki kadına şiddet haberi vermediğimiz bir gün yok. O haber bu kez Kocaeli'den geldi. Bir adam karısını 2 gün boyunca dövüp aç susuz bıraktı. Cani koca tutuklandı. Talihsiz kadınsa yaralarını sarmaya çalışıyor. Anne, kim yaptı sana bunu? Kim yaptı? Söyledim. Kim yaptı? Baba. Adı ne? Adı soyadı. Ver. Zaten hayatı dayak yiyerek geçti annem. Aç susuz bıraktı. 2 gün boyunca dinlene dinlene dövdü. Bir kadın daha erkek şiddetinin mağduru oldu. Sana ne zamandır böyle şiddet uyguluyor? Psikolojik. Cumartesi gününden beri dövüyor seni. Niye peki? Niye bize söylemiyorsun? Aynı şeyler. Anne, haberlerde gördüğümüz ölen kadınlardan birisi de annem olmasın istiyoruz. Çok kötü gürültüler geldi. Üstteki komşu çıktı, ayırdı. Yer bu kez Kocaeli. Ayten Erbaş, iki çocuğunun babası Veli Erbaş tarafından 2 gün boyunca dövüldü, bu hale getirildi. Anne, kim yaptı sana bunu? Kim yaptı? Söyledim. Kim yaptı? Baba. Zaten çocukluğumuz berbat geçti. Gençliğimiz de o şekilde berbat geçti. Çocukları bu dehşeti videoya alıp sosyal medyadan paylaştı. Anne, Ali seni hiç görmedi mi cumartesi gününden beri? Yok. Zaten çok saldırgan bir insan. Cani koca gözaltına alındı, sonra da tutuklandı. Çocuklarının tek isteği en ağır cezayı alması. Hapisten çıkarsa şayet biz adımız kadar eminiz ki ilk işi bize zarar vermek olacak. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.